Hava. İyice artist olmuş bu. Bakar mısın? Bayılmalar, bayılmalar. Abla bir su getir. Hamiyet. Hava. İç. İyi misin? Duyabiliyor musun beni? Duyabiliyor musun beni? Seni çok seviyorum Hava. Sen benim her şeyimsin. İyi misin? Tamam. Tamam, biz ilgileniriz. Bayıldın kuzum. İyi misin? Midem bulanıyor benim. Ya bir hastaneye falan gitsek mi? Zaten hali yok, ben bir doktor çağırayım. Tamam. Tamam, biz gereğini yaparız. Pınar, odalara hazır mı? Ne çabuk ayıldı, ne çabuk bayıldı, anlamadım ki. Neyse, ayılmalar bayılmalar bittiğine göre artık yemeğimizi yiyebiliriz, değil mi? Hadi, afiyet olsun. Dedi Yusuf, ben bu aykınken ne dedi? Bir şey demedi, iyi misin? Ne oldu bana ya? Bu Hamiyet'in gelinindeki göz, göz değil. Öküz çatladır. Şuna bak, nazar aldı kız. İyi misin, duyabiliyor musun beni? Hazırmış. Domuzluğundan. Ama ben ona soracağım. Ya boş ver abla, buraya çıkardıklarını şükret. Boş ver ya. Ya tanıdık bir doktor var, acaba arasam mı İsmail Bey? İyi bir doktor yani. Yok teyze, gerek yok. İyiyim ben. Yok. Ara sen, ara. Kız sabah gelirken de midesi bulandı. Üşüttü falan herhalde. Arayayım değil mi? Alo, İsmail Bey. Merhabalar, ben Sultan Hancıoğlu konağından. Nasılsınız? Ya bir hastamız vardı da gelebilir misin konağa diyecektim ama. Yok, şey değil, Hamiyet Hanım değil. Benim yeğenim rahatsızlandı biraz da. Tamam. Tamam. Sağ olasın, sağ olasın, haydi. Geliyor mu? Şansımız varmış. Adam evdeymiş, gelecek şimdi. Daha iyi misin? İyiyim. İyiyim, anlamadım ki. Gözüm karardı, ondan sonra midem bulandı. Sonrası yok. Ya yediği içtiği bir şey mi dokundu acaba? Ne bileyim.
Kızım bir lokma enginar alıver ha. Bak bebeğe de çok iyi gelir. Vallahi çok iyi ettin biliyor musun? Aferin sen. Akıllı kızsın. Evini bırakmadın. Kocanı bırakmadın. Bence de anne. Ne yapsaydım? Gelmeseydim de onları mı sevindirseydim? Neyse. Biz kendi işimize bakalım yenge. Münevver kızım. Şu barbunyayı versene bana. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Sen buradaki ortamdan rahatsız olmuyorsun. Onların huzurunu kaçırmak için geldin öyle mi? Aynen öyle Mehmetciğim. Çok da iyi etti. Bak seni görür görmez şak diye düştü bayıldı. Ya kimse bu durumdan memnun değil. Ama artık böyle konuşmayın. Sana yakışmıyor hiç. Nereye? Sen beni dinle kızım. Sakinliğini devam ettir. Hı? Sen kazanırsın. Hamiyet Hanım. Hı hı. Bakıyorum da son zamanlarda herkese ve her şeye inat, iştahınız bayağı açıldı. Ya evet. Ödüm kopuyor bu ara kilo alacağım diye. Yastık vereyim mi? Ben bir su getireyim. Sen öyle birden bayılınca korktum. Ben de anlamadım ki ne oldu. Ama şimdi iyisin değil mi? İyiyim merak etme. Bir şey yok. Adeceğim, sen onları kafana takma. Vallahi, bunlar ilgi çekmek istiyor. Ayol. Bırak, böyle kendi kendilerine oyalansınlar. Oynasınlar ortalıkta. Ha? Hadi kızım, çok başım ağrıyor biliyor musun? Azıcık istirahat edeceğim. Sen de kocanı yalnız bırakma, hadi. Thank you.
talihsiz bir dönüş oldu. Evde ilgi oda almak isteyen biri olunca. Neyse. Ben iyi ki dönmüşüm. Seni burada bunlarla yalnız bırakamazdım. Canımız çok sıkıldı. Dışarı çıkıp işler içelim mi? Canım istemiyor. Hoş geldiniz doktor bey. Şöyle geçin. Nasılmış doktor bey? Tansiyonu biraz düşmüş ama o kadar ciddi değil. Mide bulantısı devam ediyor mu? Sabah da bulanmış. Bu kız geçen sonbaharda çok ağır ameliyatlar geçirdi doktor bey, biliyor musun? Ya ağır ameliyat dedi, o kadar da ağır ameliyat değil doktor bey. Bu bölgeden ameliyat oldum, iç organlarımda da bir sıkıntı yaşamadım. Böyle ağrı var mı? Yok. Ya böyle? Yok. Karın ağrınız yok. Bulantı var ama kusmanız devam etmemiş. Apandis mi dedim? Bulgular öyle değil. Üşütmeye de benzemiyor. Nesi var doktor bey? Bakın, madem ameliyatlısınız, mutlaka genel cerrahi kontrollerinizin yapılması gerek. Ama ondan önce bir ihtimali daha göz önüne... Nesi var? Yok bir şey paşam, gerginlikten. Sen karının yanına gir. Buyur doktor. İyi misin? Çok şükür bir şeyin yokmuş. Aç mısın? Bir şeyler hazırlatayım mı sana? Kovacak mısın beni? Sonunda bunu da yaptın ha? Kocanın sevdiği kadınla aynı evde yaşamaya geldin. Geldim. Tabii geleceğim. Kocam o benim, yanında olacağım. Kendini kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Gördün değil mi Yusuf'un Havva'ya nasıl baktığını? Aşkla. Ateşle barut yan yana durmaz. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun, onun için geldin. Ne zaman seni dinlesem canım acıyor. Niye yapıyorsun bunu bana? Niye üzüyorsun beni? Ben senden daha çok üzülüyorum Bade. Ama kendimi geçtim. Yusuf'un sana yaptıklarına, senin katlandıklarına, bu haksızlığa daha fazla dayanamıyorum. Ben ne yapıyorsam gönüllü yapıyorum Mehmet. Seviyorum kocamı. Her şeyin bir sınırı var. Sevginin de, aşkın da, fedakarlığın da. Yusuf için nelere katlandığını bir düşünsene. Ona böbreğini verdin. Eline silah aldın, gittin Havva'yı vurdun. Onun sana yaptıkları yüzünden bebeğini kaybettin. O da yetmezmiş gibi kendi canına kastettin. Bir düşün. Seni umursamayan bir adamı kaybetmemek için
sevmediğim biriyle birlikte oldun. Yüzüne her baktığımda pişmanlığını görüyorum Bade. Canının acıdığını gördükçe de keşke diyorum. Ama geçmişi değiştiremezsin. Yalvarırım, bunu bana yapma Mehmet. Ben bir şey yapmıyorum Bade. Ne yaptıysan sen kendine yaptın. Derdin canını acıtmak değil. Sana yaptıklarını göstermeye çalışmak. Havva'nın evcilik oyununun farkındasın. Ama sesini çıkartamıyorsun. İsyan bile edemiyorsun. Kocan üzülmesin diye susuyorsun. Uğrunda bunca şey yaptığın adam sana aylardır elini bile sürmüyor. Sizinki bitmiş bir evlilik Bade. Yeniden bebek sahibi olabilmek için olmayacak şeylere kalkıştın. Sırf Yusuf biraz daha yanında dursun diye. Yeter. Sus artık, söyleme bir şey. Ben zaten utancımdan aynaya bakamaz oldum. Seninle ben hiç olmamalıydık. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum, bütün yaşadıklarımızı sil aklından, bütün her şeyi unut. Ben Yusuf'u sevmekten vazgeçmeyeceğim. Ondan başka da kimseyi sevmeyeceğim. Biliyorum ama buna bir son vereceğim. Sonunda benim ol ya da olma. Kendini hiçe saymana izin vermeyeceğim. Madem sen bu adamdan kurtulamıyorsun, sana rağmen ben kurtaracağım seni. Ne diyorsun sen Mehmet? Yüreğine sahip olamasam da çocuğuma sahip olacağım diyorum. Yusuf'un çocuğuma babalık yapmasına izin vermeyeceğim diyorum. Gördük bak, gerçekler eninde sonunda mutlaka ortaya çıkıyor. Çocuk senin bile olsa kanıtlayamazsın ki. Çocuk doğduğu zaman dava açarım. DNA testi yaptırırım, benim olduğunu kanıtlarım. Asla izin vermem buna. Babasının Yusuf olduğuna eminsen ne diye engel olacaksın? Rezil olursun. Ailenden sürülürsün. Umurumda değil. Ben bütün hayatım boyunca sürgün yaşadım zaten. Yapacaksın da eline ne geçecek ha? Ne geçecek? Yusuf'u sevmekten vazgeçeceğimi mi zannediyorsun? Sadece böyle çabaladığında kalırsın. Bade. Ne diyor Mehmet? Ne oldu? Ne diyor? Kızım, pencereden gördüm. Böyle tartışıyor gibiydiniz. Ha. Havvaları konuşuyorduk. Hiç iyi olmadı gelmeleri falan dedi. Her zamanki gibi Mehmet işte. Her şeye maydanoz. Merak etme bir tanem. Ben onun şimdi kulağını çekerim. Gerek yok. Ne demek gerek yok Allah aşkına? Hamilesin kızım. Bir de böyle saçma sapan şeylerle mi uğraşacaksın? Uğraşmasın seninle. Aa. Anneciğim gerek yok, istemiyorum. Konuşmayın. Yine bir şeyler söylerse ben gelip size söylerim, o zaman konuşursunuz. İyi ya. Sen bilirsin. Yusuf, nereye? Yürüyüşe çıkacağım biraz. Keşke bana da haber verseydin. Hazırlanırdım, ben de gelirdim. Sonra beraber de çıkarız. Ya böyle bayılacak kadar tansiyon düşüyorsa gidelim başka bir doktora gösterelim bence. Yok Yılmaz. Yok vallahi gerek yok. Bir daha olursa gideriz doktora. Ya fena mı olur? Gösterelim, başka bir adam baksın. Tuzunu bol kattım. İçsin de kendine gelsin. Ya kusura bakma, elimden kaydı. Yok yok. Neyse neyse, olur paşam olur.
Davul şimdi ekşi ekşi kokar. Bir beze alsan gelsen aşağıdan. Teyze, olur mu ki ya? Mümkün mü? Niye olmasın ha? Ay başını sen bileceksin. Geciktin mi gecikmedin ben bileceğim. Teyze, ben vurulmadım mı? Ben ameliyat olmadım mı? Ya ben strese verdim, sıkıntıya verdim, ne bileyim. Sabahınan doktora gidiyorsun. Dolu musun, boş musun anlarız o zaman. Ben bekleyemem öyle sabaha kadar filan. Gidelim bir eczane bulalım, bir test falan alalım teyze. Test alalım. Öyle çubuğa işemeye falan benim aklım ermez. Gideceğiz doktora, emin olacağız. İçim rahat etmez. Getirdim. Ya şunun haline bak, bu silmeyle falan olmayacak. Ben ineyim aşağıda. Gelirsiniz. Ben üstümü bir değiştireyim Yılmaz, olmayacak böyle. İşte sana zahmet çantayı verir misin dolaptan? Sağ olasın. Ben dışarıdayım. Hava. Thank you.
Çektiğim acılara karşılık hediye mi bu bana? Teyzemle dışarı çıkıyoruz. Biraz dolaşıp geleceğiz. Destur. Konakta kapı yok herhalde. Kirlilerinizi alacaktım. Kilimiz yok. Olunca söyleriz. Bir daha böyle dalma içeri, tamam? Olur. Günaydın Bade Hanımcığım. Günaydın. Vallahi siz erkencisiniz. Daha sekreter hanım bile gelmedi. Ya biz burada bekleriz. Randevumuz falan yok da hani gelirse araya gireriz diye düşündük, biliyor musun? İyi madem. Davetiyeye geri dönmemişsiniz. Vali Bey de arayıp soramamış ayıp olmasın diye. Ben bir sorayım dedim. Hayırdır, gelmiyor musunuz nişana? Hiç öyle şey olur mu başkanım? Tabii ki geleceğiz. Ben sekreteri talimat vermiştim ama herhalde kızcağız unutmuş. Olur böyle aksilikler. Gerçi bu ara sizin de pek keyfiniz yok. Olanlar malum. Ama Vali Bey'e de ayıp olur. Davete icabet gerek. Değil mi Mirim? Tabii. Ayrıca orada olacağız. Hiç merak etmeyin. Kiminle konuşuyor bu? Tabii. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hay Allah. Kızım sor bakalım babana. Ayrıca nereye gidiyormuşuz? Hayır, bizim adımıza söz verilince insan bir garip oluyor. Hamiyet Hanımcığım. Bugün akşam üzeri Vali Bey'in kızının nişanı var. Ben de insanım, unuttum işte. Ama başkan böyle bastırınca kabul etmek zorunda kaldım. Hayır efendim. Hayır. Hiçbir yere gitmem. O havayı bütün Ürgüp görmüştür bu eve girip çıkarken. Dedikodu kazanı böyle kaynıyordur şimdi. Hayır, katiyen el alemin içine çıkamam.
Anneciğim asıl gitmezsek kötü. Dedikoduları gerçek zannedecekler. Hem bizim kaçacak, saklanacak bir şeyimiz yok ki. Tabii kızım ama... Günaydın. Yılmaz Bey, sen en iyisi davete oğlunla gelininle gidersin ha? Onlar da ailedenmiş ya. Ne daveti? Hay bakar mısın? Davet deyince nasıl atladı? Oğlum, sen bütün Ürgüp'ü dolaşsan... Bana bak Yılmaz Bey, bu evde ateşi de yakan sensin. Körüyü de körükleyen sensin. Dumanı da çıkartan sensin. Deli etme beni. Elimde körükmüş. Tövbe yarabbim. Yani Allah aşkına hiç sırası değil ya. Ne olur şimdi akşam biz gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz onu konuşalım. Gideceğiz tabii. Ne yapacağız yani? Elbette gideceğiz. Şık şık giyineceğiz, herkesin ortasına çıkacağız. Biz Hancıoğlu'yuz kızım. He? Öyle kolayına yenilir miyiz? Tabii aramızda kemirgenler var ama... Kalk kızım, kalk. Kalk vallahi sinirden acıktım, kalk. Biz ürünlerinizi pazarlamaya hazırız. Tabii karşılıklı anlaşma sağlayabilirsek. Anlaşma konusunda sıkıntı yok tabii ama... biz şirket politikamız gereği... özel oluşumlara çok fazla yer vermemeye çalışıyoruz. Ama projenizi değerlendireceğim tabii. Şimdi... Sen ne diyorsun Mehmet? Sen nasıl uygun görürsen amcaoğlu. Benim çıkmam lazım izninizle. Kusura bakmayın. Rica ederiz. Dediğim gibi şartları değerlendirip hani ne yapabileceğimize bakıp ondan sonra bir yol çizebiliriz. Ama dediğim şartlarda olması lazım. Yok anacığım. Bu evde saygı maygı kalmadı. Sükut eyledi sanki. Tövbe yarabbim. Bunların en ufak bir şeye canı sıkılıyor. Çat o kapı vuruluyor. Çat o pencere vuruluyor. Yakında bu damı tepemize indirirlerse hiç şaşırmayın. Bakar mısın? Hah, bir de davet deyince nasıl atladı? Aa, adama 100 versen aslarını isteyecek ayol. Yusuf nerede? Gidip kaldırsana. Bak bayılır şu kızarmış ekmeğe. Erkenden çıkmış, toplantıya gitmiş. Ama niye etmiş? Bunlarla böyle dip dibe yaşanır mı ayol? İnsanın içi katılıyor. Bak ne söyleyeceğim sana. Şimdi bir kahvaltı edelim. Ondan sonra da kalkalım çıkalım buradan ha. Vallahi. Benim butiğe gideriz. Şık şık elbiseler alırız şu davet için. Oradan da kalkar kuaföre gideriz. Oldu mu? Hadi biraz çabuk ye hadi. Şimdi baş dönmesi, mide bulantısı hamilelik belirtisidir. Kız da ayılıp bayılıyor merak ettik. Doktor hanım yani burada görünür değil mi? Yani görünürse sen de bize söylersin. Belli olur herhalde burada öyle değil mi? Teyze bir nefes alsana. Canım heyecandan bayılacağım şimdi ne nefesi ya?
Var mı bir şey, görebiliyor musunuz doktor hanım? Bu sorunuza cevap oldu sanırım Havva Hanım. Ne? Bebeğinizin kalp atışları. Bu mu? Boyuna ve kilosuna bakılacak olursa yaklaşık 4 aylık olmuş bebek. Bu kadar zaman farkın olmamıza şaşırdım doğrusu. Ne? Ne? Asım Bey orada mı? Hayırdır amcaoğlu? Asıl sana hayırdır oğlum. Toplantının ortasında bırakıp gittin. Adamları pek gözüm tutmadı, güven vermediler. Oğlum konuşsaydın, söyleseydin. Toplantının sonunda konuşurduk. Adamlar bize iş teklif veriyorlar, biz onlara değil. Söz hakkı bizde yani. Neyse, suratlarını astılar gittiler zaten. İsabet olmuş. Neyse, ben boşluğumuz var diye görüşmek isteyen başka birileri vardı, onları ayarladım. Gelirler birazdan, haberin olsun. Vallahi sağlara bir döndüm, bir döndüm amcam. Herhalde başka şeyler düşünmemek için kendimi işe güce takayım diyorsun ha? Ne yapayım oğlum? İşten uzaklaşmak daha kötü. Hadi gel de şu adamlar gelmeden ne konuşacağımızı bir planlayalım. Dur 2 dakika ya. İş kaçmıyor ki. Hem dünden beri konuşamadık. Mevzuyu gördün, ne diyorsun? Artık açmayalım şu konuyu Mehmet ya. Artık sen de boşanmazsın Bade'den. Gül gibi karım var. Üstelik hamile. Geçinir gidersiniz, sen de kendi hayatına bakarsın. Mehmet. Bak abla, ne yaparsa yapsın benim isterim değişmez Mehmet. Değişmiyor da zaten. Ben Bade'ye başından söyledim. Bizden bir şey olmaz dedim. Beni dinlemedi, zorladı, bekleyeceğim dedi. Olmadı işte. Avukatla konuştum zaten. Boşanma işlemlerine başlayacağız. Oğlum etrafımız kadın dolu. Herkes bıdı bıdı yapıyor zaten. Bir de biz konuşmayalım ya. Gel de işimize gücümüze bakalım hadi. Benden günah gitti amcaoğlu. Benden günah gitti. Ne demek gelmezse? Aa, olur mu ayol öyle şey? Adamlar adınıza davetiye yazmışlar. Mal gibi gelir, sen üzülme. Bu Havva daveti bir duysun da o zaman Yusuf gelmesin diye kim bilir neler yapacak. Doğru söylüyorsun valla. Nasıl dün böyle en olmadık yerde şak diye düştü bayıldı. Buyurun. Durup dururken dememiş büyükler. Düşmanın yolu dostun yolundan daha kısadır diye. Adını andık karşımıza çıktı bak. Ne işi var bunların burada? Kolumuzu sallasak bunlara çarpıyor ya. Ne iş doktor falan? Ay Allah aşkına, ne iş olacak onun burada? Kim bilir gene hangi katakulli peşinde. Üf, ay tamam. Ay canımı sıkamayacağım. Hadi canım hadi. Biz gidelim alışverişimizi yapalım. Cici şeyler alalım. Boş geç sen bunları ayol. Dayı.
sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim ki. Bak Allah'ın işine ya. Tövbe yarabbim, tövbe. Ben çok sevindim teyze. Tamam. İyi, hoş da hayırlı olsun. Sen ne yapacaksın? Bak 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 ya, nasıl dalıyor gidiyor hareketleri bak. Kız aklından ne geçiyor, ne yapacaksın? Hiçbir şey. Yusuf'tan bir parça taşıyorum teyze ben. Yavrumuzu taşıyorum. Allah Allah. Bile bile damarıma basıyor. Ama suç bende. Karşımdakini insan zannediyorum. Hala ne daveti falan diye soruyorum. Daveti batsın. O valiydi, belediye başkanıydı. Hepsi meraklarından, bunları davet edeceklerinden falan değil. Ne oldu, ne bitti onu öğrenecekler. Hani böyle alttan alta soracaklar. Hele Havva'nın konağa girip çıktığını duymuşlardır muhakkak. Çalınmıştır kulaklarına. En çok kanıma ne dokunuyor biliyor musun abla? Umursamamaları. Kadın karşıma geçmiş. Senin Hancıoğlu olduğuna hiç kimse inanmaz diyor. Babam olacak de ağzını açıp tek bir kelime etmiyor. Deliriyorum abla. Odur meydan diyor ha, baya baya. Ama artık yeter dedim. Arkadaşımı aradım, babası avukattı. Vakit kaybetmeden açıyorum davayı. Sensin. Hancıoğlu olduğun tasdiklensin. Bak o zaman atıp tutabiliyorlar mı arkandan göreceğiz. Havva'yla da öyle konuşmuştuk zaten. Kuzum, Yılmaz açıyormuş davayı. Havva. 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 Ha. Ha. Gidelim, hava alırız. Olur, olur. Ben bir dışarı çıkayım. Var mı kızın ruh gibi? Ne bileyim ben ya. Nerede top? İyi misin? İyiyim. Anne. Anne.
Sen öyle diyorsan bir konuşalım Havva'yla. Güzel olur herhalde, mutlu olur. Emin ol, böylesi çok güzel olur. Ay çok yorulmuşuz. Kızlar şu torbaları odaya bırakın da sonra bize bir kahve yapın, olur mu? Hadi gel. Terasa çıkalım. Çok güzel şeyler aldık biliyor musun? Davetin en güzel kızı sen olacaksın. Oğlum, sen gitmedin mi daha? Yok, evdeydim. Ay karın o kadar güzel şeyler aldık ki. Hamilelikten dolayı biraz şişmanlamış ama olsun, çok yakıştı. Rüzgar, bir tanem. Ne olmuş benim oğlum? Hadi benim bir tanem. Biz içeri gidelim. Ağlama ama öyle. Ağlama ama öyle. Hadi biz içeri gidelim. Aman da aman. Bak, ben bebek için bu beşiği beğendim. Senin zamanın olursa mağazalara da bakarız. Çok rahat görünüyor değil mi? Avukat arıyor. Kız, bir şey söyledin mi Yusuf'a? Sağın solun belli olmaz deli. Aklımı aldın vallahi. Benim hemen çıkmam lazım. Ne diyor avukat? Gel, yüz yüze görüşelim diyor. İyi, acele et de akşamüstü çıkacaksınız ya. He. Ne var ki akşamüstü, nereye gidiyoruz? Ne oluyor ya, nereye gidiyoruz? Ay, neredeyse 4 aylık olacak maşallah. Hala belli değil. Ya, bebek biraz minyon herhalde. Nezaket Hanımcığım, ilk hamilelik. Hatırlarsınız ya, kız karnı falan. Ay, kızım, senin de hayırlı haberlerini bekliyoruz. Ufukta bir hareket var mı? Yok, ben daha düşünmüyorum Nezaket Hanım. Zaten istiyorum diyeni yok gençlerde. Ama nasip kısmet bu işler. Bir bakarsın karşına biri çıkar, aklını başından alır. İnşallah, hayırlısı olsun. Aman kızım, bebek küçük madem daha da dikkat et. Zaten yaşadıklarınız az şey değil. Kendine iyi bakmazsan maazallah. Ya Aynur Hanım çok haklı. Hele de son yaşadıklarınızdan sonra. Ne duydunuz Nezaket Hanımcığım? Ben görenlerin yalancısıyım. Hani şu sizin eski gelin adayı vardı ya, Havva. Son zamanlarda çok girip çıkıyormuş konağa. Onu mu diyorsunuz Nezaket Hanımcığım? Kızın sinirleri son derecede gerildi. Şimdi bize attığı o iftira var ya, o yerine varamadı. Ne yapsın?
Mahkemenin sonuna kadar artık aklına nasıl gelirse öyle saldırıda bulunuyor. Anlamadım Hamiyet Hanım. Konağa girip çıkmasına izin mi veriyorsunuz? Ay yok canım, olur mu öyle şey? Ama dedim ya, kız zavallı. Çırpınıyor. Çırpındıkça da batıyor. Böyle bin bir numarayla konağa sızmaya çalışıyor. Ama başaramayacak. Ay ne olur. Kapatalım bu konuyu ha. Artık biraz canımı sıkmaya başladı. Yusuf. Baba olmaya canı sardı mı bakalım? Yok başkanım. Daha doğuma çok var. Belki ondandır. Bazı can sıkıcı söylentiler duyuluyor. İster istemez işlerinizde etkileniyor bundan. Dilerim doğru değildir. Canım zaman zaman her ailede böyle sıkıntılar olur. Siz bizi, biz sizi tanıyoruz. Önemli olan da bu, değil mi? Tabii, orası öyle ama. Canım hiçbir sorun yok, her şey yolunda. Bir yerden gözüm ısırıyor. Ama yanındaki beyefendiyi çıkaramadım. O delikanlı bizim uzaktan bir akrabamız. Uzaktan bir akrabaymış. Oğlunum lan. Yılmaz tamam. Sakin ol tamam. Bırak yalan söylemeye devam etsinler. Gerçek er geç ortaya çıkmayacak mı? Çıkacak. O zaman rezil olacaklar. Takılma. Sakin ol. Haklısın. Ama insan dayanamıyor işte. Anne, açmazsan merak eder şimdi. Anneciğim. Hava, kuzum nasılsın? İyiyim anacığım, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Damat bey oğlum nasıl, iyi mi? İyi. Selamı var, ellerinden öper. Aleykümselam çocuğum. Ay ya, ben şimdi biliyorum siz tatildesiniz ama ya ne zaman döneceksiniz diye çok merak ettim. Onu sorayım dedim de kızım. Bilmem, niye sordun? Evlilik hazırlıkları var ya çocuğum. Nasıl yetiştireceğiz bu kadar işi? Ne bileyim anne, bir iki güne döneriz herhalde. Ay şimdi bak, ben sürpriz olsun istiyordum ama dayanamadım. Gelinlik kumaşını aldım. Gelinliğini ben dikeceğim. Kurban olurum sana anne, niye zahmet ettin? Aa, zahmet olur mu çocuğum? Bak sen gelir gelmez bana uğra. Hemen modelini seçelim, ölçülerini alayım tamam mı? Kurban olurum sana. Tamam, tamam anneciğim. Ay hava. Ya şimdi vallahi bak, gece uykularım kaçıyor. Yani şey düşünüyorum böyle. Kaç kişi çağıracağız düğüne? Kim gelecek? O bahçeye nasıl sığacağız? Küçücük bahçemiz. Vallahi rüyalarıma giriyor be çocuğum. Anneciğim sen sıkma canını. Boşuna kaygılara da kapılma. Tamam mı? Gelince konuşuruz. Olur mu anneciğim? Aa dur. Ya peki siz gelince nerede kalacaksınız? Bak görüyor musun? Ya bunu hiç konuşmadık seninle. Anne tamam. Ben Yılmaz'la konuşurum. Sonra haberdar ederim seni. Tamam mı anneciğim? Gelince konuşuruz. Kız çok seviyorum seni. Ay deli kız, ben de seni çok seviyorum. Hadi güle güle. Çok heveslendi. Tutturdu gelinliği ben dikeceğim diye. İyidir, iyidir. Şeref Hanım'ın böyle bir meşgaleye ihtiyacı vardı zaten. Kendini dinlemez, aklıyla konuşmaz daha iyi değil mi? İyi de çok yorulacak. Böyle yorgunluğa can kurban. Allah gönül yorgunluğu vermesin değil mi? Sen nasıl bir adamsın Reşit Bey ya? Niye öyle dediniz Sultan Hanım? O hengamede çocukları yemeğe çağırdınız. Ablam sayende kızı affetti. Estağfurullah. Bir katkım olduysa ne mutlu bana. Düğünü bahçede yapam dedin, olayı bağladın zaten. Hiçbir mecburiyetin yok, evini damını bize açtın. Her derdimize deva oluyorsun. Ben bunları üstüme vazife sayıyorum Sultan Hanım. Siz yani hepiniz hayatıma girdiniz.
ailem gibi oldunuz. Bu da bana iyi geldi doğrusu. Sen de öyle Reşit Bey. Sen de öyle. Aslında benim yüzümden oldu. Yani baştan saklamasaydım... Bir de o gün sana çok fevri davrandım, kusura kalma. Yani ben öyle alışkın değilim biliyor musun? Çaydı, yemekti, davetler falan. Anlamam çok o işlerden ben. Ziyanı yok Sultan. Siz içinizdekini dışarı vurdunuz. Bunun kusuru olur mu hiç? Çıkıyor mu? Ha. Çitlikte işler beni bekler. Kal mı sağlıcakla? Selametle. Demek gelinlik dikiyor. Eminim çok yakışacak. Ben gelinlikleri pek sevmem de... Heveslenmiş işte. Ne yapalım? Tutturmuş, nerede kalacaksınız şimdi diyor. Hancı oğlu olduğumu öğrendiğinde söyleyecektik konakta kaldığımızı. Zaten zor inandırdık. Şimdi düğün telaşı, hazırlık derken yine olay çıkacak. Öyle mi diyorsun? Artık bir yolunu bulup söyleyeceğiz, ne yapalım? Soruyor zaten. Bahçede yapacağız, kaç kişi gelecek, nasıl hazırlanacağız, zamanımız kalmadı diye. Biz düğünü niye bahçede yapıyoruz ki? Annen için, mutlu olsun diye. Annem benim evlendiğimi görmek istiyor. Düğünün nerede olduğunun önemi yok. Her yerde olur. Yılmaz. Gel biz öyle bir düğün yapalım ki amacımıza da ulaşalım, ister misin? Amacımıza mı? Anlamadım. Öyle bir düğün yapalım ki bu soyadına yakışır olsun. Herkes senin de kim olduğunu öğrensin. Benim de. İster misin? Bilmem ki. İyi misin? İyiyim. Ben bir tuvalete gideyim biraz. Buyurun. Sekreterime bir hastanın yakını olduğunuzu söylemişsiniz. Hangi hastamın acaba? Kendisini yakinen tanırsınız Asım Bey. Bade Hancıoğlu. Benim de yakınım olur. Rahat olun, benden saklamanız gereken bir şey yok. Her şeyi biliyorum zaten. Ne demek istiyorsunuz pek anlamadım. Ne istediğimi gayet iyi biliyorsunuz. Bade'nin hamileliği konusunda kocasından ve ailesinden sakladığı bir takım şeyler var. Ve siz de hastanızın bu sırrına ortak oluyorsunuz. Hastamla ilgili bilgiler hastayla benim aramdadır. Bu konuyla ilgili olarak da bir yanlış görmüyorum. Hamilelik sadece Bade'yi ilgilendiren bir durum değil. Kocasını da bilgilendirmeniz gerek.
Ama siz eşinden çok önemli bir şey saklıyorsunuz. Ve böylelikle görevinizi kötüye kullanmış oluyorsunuz. Sanırım ne demek istediğimi anladınız. Peki benden ne istiyorsunuz? Hastanızın geçmişiyle ilgili sakladığınız bütün bilgilerin doğrularını bir rapor halinde yazıp bana vereceksiniz. Ha, olmaz derseniz, inanın bu hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü ben istediğimi her zaman alırım. Beni tehdit edemezsiniz. Bu konuyla ilgili benim bir suçum yok. Üstelik ailesine de, herkese de yalan söyleyen Bade Hanım'ın kendisi. Başkasının böbreğini kendisininmiş gibi gösterdiğini. Ayrıca uyduruktan bir ameliyat olduğunu, bunların hepsini ben çok sonra öğrendim. Vay be. Bilmediğimiz ne sırlar varmış da hiçbirinden haberimiz yokmuş. Dediğim gibi bu konularla benim hiçbir alakam yok. Böbreği nereden buldu? Kim Bade Hanım'a ameliyat yapmış gibi kesti? Bunların hiçbirini bilmiyorum ben. Demek böbreği başkasından aldı ha? Sonra da kocasını kendine bağlamak için. Lan Bade. Size söylüyorum. Bu konularla hiçbir alakam yok benim. Çocuk mu var lan senin karşında, ha? Sen yapmadıysan da bize hiçbir şey söylemedin. Kocasına söyledin mi bu kadının böbrekleri yerinde diye? O zaman sen de suçlusun. Muayene sırasında gördüm ben. Bade Hanım da bu konuyla ilgili konuşmak istemeyince... Suça ortak oldun. Ah, ah, Asım Bey. Peki bu kürtaj işine ne diyorsunuz? Onu da ben yapmadım. Lan her şeyi inkar ediyorsun ama hepsinden haberim var. Bade çocuğunu düşürmesine rağmen hamile gibi davranmasına yardımcı oldum. Çok çaresizdi. Hemen bebek sahibi olmak istiyordu. Nitekim de kısa bir süre sonra Yusuf Bey ile bir bebeği daha oldu. Hah. Benim de senden istediğim bu. Bade'nin bebeğini düşürdüğünü, ikinci hamileliğin kaçıncı ayında olduğunu bana rapor halinde yazacaksın. Akşama kadar da o rapor masamda olacak. Sekreterin adresimi bırakırım. Mehmet Bey, bu raporu benden niye istiyorsunuz? Pek anlamadım da. Orası seni ilgilendirmez. Sen gerçekleri yaz yeter. Senden istediğim sahtekarlık değil. Ha. Ama eğer yazmazsan, işte o zaman bütün yalanlarını bir bir ortaya dökerim. İşte o zaman bu canım diplomaları da artık evine asarsın. Ha, unutmadan, madem sır tutmasını biliyorsun, bu görüşme aramızda kalsın. Anlaştık.
Mehmet. Pelin, ne haber? Ne işin var senin burada? Ben... bizim bir müşteri burada da. Onu ziyarete geldim. Ne tesadüf. Benim de jinekoloğum burada. Öyle mi? Niye geldin? Ya geçen hafta bir test yaptırmıştım. Onun sonuçları çıkmış. Ben de onu almaya geldim. Aslında sonuçlar çıktı. 2 dakikayı alırım. İstersen bekle, bir kahve içeriz. Hem annemleri tanıştırma işinin organizasyonunu da birlikte yapmış oluruz ha. Tamam, ben arabada bekliyorum seni. Tamam, geliyorum. Neredesin Allah aşkına? Yusuf da çekti gitti. Siniri bozuldu tabii. Aslında hepimizin bozuldu. Şu hale bak. Rezillik. Ama ben sana söylemedim. Bunlar mutlaka bir dalavere çeviriyor demedim. Biz de onları saf saf doktora gitti sanalım. Eminim ki burası için kıyafet almaya gittiler. Biz de saf saf hasta diye düşünelim kızım. Allah bu, Allah. Ay ne demek Allah aşkına olabilir mi? Baksana burnumuzun dibine kadar girdiler, rezil olduk ayol. Az daha kalsaydı herkesin bakışını görmedin. Bakalım daha neler gelecek başımıza. Özledin mi beni oğlum? He? Özledin mi? Otur. Merhaba. Söz seni kimseye vermeyeceğim bir daha. Hep bir arada olacağız, tamam mı? Aferin oğlum. Aferin. Tamam mı oğlum? Tamam mı canım? Şey, otur oğlum. Teyze, bir şey demedin. Ne diyorsun, olur mu sence bu düğün işi? Niye olmasın kız? Davulundan, zurnayından gelin olursun. Alem de duyar işte. Ben de onu dedim Yılmaz'a. Bugün nişanda ona uzaktan akraba diyenler... ...o gün kim olduğunu öğrenirler. Ben de yarım kalan hikayemi tamamlarım. Hiç korkusu yok bunların kız. Ne cesaret, oğlan orada dese ki ben bunların oğluyum dese bitti işte. Hiç. Haklılar abla. Bir tarafta Yusuf, Yılmaz Bey. Öbür tarafta ben. Kime inanacaklar? Şu düğün işini de aceleye getiriyoruz ama... ...gene kimse inanmayacak ki. Ben diyorum ki... ...bu dava bir sonuçlansın. Ondan sonra elimizde belgelerle mi yapsak düğünü? Ya, ya uzatmaya ne hacet? İnanan inansın, inanmayan inanmasın. Sen ortalığa bir laf at, çalkalansın şöyle. Milletin ağzı torba mı büzesin? Merak edecekler tabii. Bu olan kim? Nedir, ne değildir? Soracaklar, soruşturacaklar. Dava bitince de her şey ortaya çıkacak zaten. Ya orası öyle de abla.
Hancıoğullarının teşrif etmediği bir düğün derim. Ben Hancıoğlu'yum desem ne, demesem ne. Onlar oraya gelecekler Yılmaz. Tıpış tıpış gelecekler hem de. Göreceksiniz. Nasıl olacak? Benim de kafamda var bir şeyler. Yusuf geldi mi kızım? Geldi hanımım, geldi ama yani hali pek iyi değildi. Yani biz Cemile ile endişelendik biraz. Biraz fazla içmiş galiba, odayı zor buldu. Diğerleri nerede peki? Geldi onlar da, sonra giyindiler, dolaşmaya çıktılar. Dolaşa dolaşa inşallah ayakları dolanır. Anne ben odama geçiyorum, bu ayakkabılar beni mahvetti. Ay doğru söylüyorsun vallahi. Ben de öyle. Başım da çatlıyor. Hadi çocuklar hadi. Hadi hayırlı geceler olsun. Sağ ol Pınar'cığım, ben de yatıyorum. Herkes yatmış. Yanları delinsin. Size bir şey söyleyeyim mi? Bugünkü gösterinizden sonra bunların hiçbir rahat yatamaz. Uyurlarsa şaşarım. Ben çok uykusuz kaldım teyze. Biraz da onlar uykusuz kalsın. Thank you.
kararlısın yani. Kararlıyım tabii Yılmaz. Yarın hepsi her şeyi öğrenecek. Hiçbir bir şey söyleyemeyecek biliyor musun? Ya ben diyorum ki annene haber verelim. Bizden dursun. Tamam. Vallahi yorulmuşum ben bugün Yılmaz. Yüzün de solgun biraz. Bugün nişanda yine midem bulandı, birdenbire tuvalete gittin. Yok aslında, ben sana öyle söyledim. O anda benim de canım çok sıkıldı. Diyemedim sana. Neyse ben elimi yüzümü yıkayayım da sen rahat rahat giyin, tamam? Tamam, sağ ol. Yeah.
Bade. Günaydın. Bütün gece burada mı uyudun? Yok. Yani farkında değilim. Gece odana geldim, yoktun. Senin benim odamda ne işin vardı ki? Bunu vermek için gelmiştim. Ne bu? Çocuğun benden olduğunu kanıtlayamazsın demiştin ya. İşte sana ispatı. Herkesin 4 aylık sandığı çocuk aslında 2 aylıkmış. Burada da hepsi açık açık yazıyor. Yani şimdi sen bana öl diyorsun yani, ha? Maalesef başka çıkar yolumuz yok Hamiyet Hanım. Üstelik şahıs ayağınıza kadar gelmiş vaziyette. Dediğim gibi Hava Hanım'a iyi davranın ki o da bu konakta kalmaya devam etsin. Ne diyorsun Allah aşkına avukat bey sen, ha? Ne diyorsun? Ben onun böyle saçını başını yolup böyle pat diye kapının önüne atmak istiyorum ayol. Ama onun burada kalması sizin lehinize. İnsan dava ettiği kişinin evine yerleşir mi hiç? Biz de hakime bunu söyleyeceğiz. Aslında size yapılanların bir iftira olduğunu, Hava Hanım'ın da burada sizinle yaşayarak bunu ortaya koyduğunu söyleyeceğiz. O çok ciddi puan kaybederken biz savunma için çok iyi bir koz kazanmış olacağız. İnşallah. İnşallah dediğin çıkar. Siz hiç merak etmeyin. Güvenin bana. Ha bu arada herhangi bir gelişme olursa lütfen bana haber verin. Tamam, tamam. Hoşça kalın. Hı hı. Günaydın Hava Hanım. Günaydın. Evet. Ne var? Hayırlı bir haber vermeye geldim size. Ay yoksa evi mi terk ediyorsunuz tümden? Sizce ben buradan gider miyim? Aramızda çok kuvvetli bir bağ var Hamiyet Hanım. Gider miyim ben buradan? Kızım. Bak. Sen o yanaşma kocana pek fazla güvenme, dayanma. Biliyorsun onunla hiçbir kan bağım yok. Neyse tamam. Sadede geleyim ben. Sizi bir yere davet etmeye geldim. Ne davet ayol? Yılmaz'la düğün yapmaya karar verdik de biz. Ailemizi de yanımızda görelim istedik. Aileymiş. Kızım sen aklını mı oynattın? He? Düşmanız biz, düşman. Aramızda 1001 tane olay oldu, 1001 tane şey geçti. 2 gün sonra mahkememiz var. He? Şimdi ben bunları bir kenara atacağım, senin düğününe geleceğim ha, davetine. Yok. Yok anacığım, senin kafan iyice şaşırmış artık. Yapmayın Hamiyet Hanım, üzüyorsunuz beni. Yapmayın, üzmeyin. Siz de annesiniz, bilirsiniz. Hamile kadınları üzmemek lazım. Günah. Bu kadar çabuk mu? Ay bana ne ayol? Ay sen hamile misin, değil misin, doğru musun, doğurma mısın bana ne? Ah ister erken ister sonra. Hiçbirinizi istemiyorum kızım. Ne senin ne yanaşma kocanı, ne düğününü, ne davetini, ne o sultanı. Hamiyet Hanım ben aramızda bağ var diyorum, siz beni üzmeye devam ediyorsunuz. Ne bağ varmış bizim aramızda ha? Ne bağ varmış? Yusuf'un bebeğini taşıyorum ben.
sizin torununuzu taşıyorum. Görmek ister misiniz? Bakmak ister misiniz? Düğüne geleceksiniz Hamid Hanım. Başka çareniz yok. Zaten can atıyorum. Söylerim.